Efendim Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar dileklerimizle programımıza başlıyoruz. 15 gün ayrıldıktan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Evet, ekonomi ağırlıklı bir program. Serbest piyasa programı ve biz bu programda hem piyasalardaki gelişmeleri hem de makro anlamda genel olarak neler oluyor bitiyor bunları aktarmaya çalışıyoruz. Ve her programda olduğu gibi Sayın İslam Memiş'le birlikte değerlendirmeleri değerli uzmanlardan almaya gayret ediyoruz. Günün efendim gelişmeleri tabii ki bu ekranlarda sadece piyasa yönlü değil, genel ekonominin seyri yönlü de sizlerle birlikte paylaştığımız konular arasında. Evet, bayramdan bugüne yaklaşık işte bir hafta kadar geçti. Bu süre zarfında en büyük telaşımız tabii ki okulların açılması oldu. Dün itibariyle siyasette yeni bir sayfa açıldı. Meclis yeni döneme giriş yaptı. Hayırlı olsun diliyoruz. Tabii ki 27 gün sonra bu mecliste yer alan milletvekillerinden bir kısmı tekrar görevlerine devam edebilecek. Bir kısmı veda edecekler. Yenileri de şu anda seçim meydanları diyemeyeceğim. Çünkü seçim beyannameleri tek tek açıklanıyor. İki parti şu ana kadar açıkladı. Tabii diğer partileri de göz ardı etmemek gerekiyor ama kamuoyunda 4 partiyi öne çıkarttığımızı düşünürsek ve meclise giriş yönüyle de aynı şeyi söylüyoruz. İki parti de hafta sonu açıklayacak. Bu beyannamelerde efendim ekonominin yeri nedir? Bu soruya cevap bulacağız. 7 Haziran seçimlerinden bugüne neler değişti ekonomik vaatlerde? Bunları değerlendireceğiz ama hem stüdyo içinde hem de telefon bağlantısında uzmanlar eşliğinde. Öte yandan tabii piyasalarda doların seyri konusunda merak edilen birkaç sorular var. Bunlara da İslam Memiş Bey benim sorularım eşliğinde cevap verecek. Ve son bölümde de efendim Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden inşaata değineceğiz. Ki inşaat deyince akla gelen birkaç firmadan biri Ağoğlu'nun yönetiminde yer alan Ağoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hasan Rahvalı'yla da gayrimenkulde şu anda fiyat artışları epeyce efendim dikkat çekici noktada. Ekonomide kriz söylentilere rağmen acaba gayrimenkul fiyatları neden yükseliyor? Şimdi alım zamanı mı? Ve dış dünyaya baktığımızda genel olarak global piyasalarda gayrimenkulün yeri nedir? Bu sorulara da cevap bulmaya çalışacağız. Ama onun öncesinde önce İslam Bey'e merhaba diyelim. Merhaba, iyi günler. Nasılsınız, görüşmeyeli? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Evet, piyasanın nabzı nasıl atıyor? Az sonra evet. Grafikleri eşliğinde evet. Sizden alacağız ama genel hatlarıyla baktığımızda bayram arefisi dedik. Ardından 5 gün geçti. Evet. Doların seyriyle ilgili detayları az sonra paylaşacağız ama piyasada nakit sıkıntısı var mı yok mu? En başta ben bunu merak ediyorum. Bu soruya kısa bir cevap rica edelim. Ardından evet. Seçim beyannamelerinde ekonominin yeri nedir sorusuna değerli misafirimiz telefon aracıyla bağlanacak. Evet. Profesör Doktor Sayın Sadi Uzunoğlu Beyefendi ile değerlendireceğiz. Evet. Piyasalarda nakit sıkışıklığı var. Özellikle onu baştan söylemek isterim. 9 günlük bayram tatilinden çıktık. Bunun 2 ay evveli de zaten Ramazan bayramıydı. Türkiye'de genelde dini bayramlar ard arda, yani Kurban Bayramı, Arefe Bayramı 2 aylık bir süreç var. Devamında hemen okulların açılmasıyla başlayan bir süreç oldu. Genelde vatandaşlarımız çocuklarına kırtasiye alışverişi, okul alışverişi yaptıkları zaman piyasalardaki hacime baktığımız zaman genelde kredi kartıyla alışveriş yaptıklarını gördük. Yani %90'lık bir kesim kredi kartı ve taksite yönelik alışverişler yaptı. Bu da demek oluyor ki tatilde herkes nakit parasını bitirdi. Kredi kartına mahkum oldu ve taksitle de o okul serüvenini bir bakımdan bir an önce atlatmış oldu. Süreç herhangi bir olumsuz bir boyutta geçmedi. Tabii ki
ekonomik anlamda baktığımız zaman özellikle geçen yıl ve bu yılın arasındaki okul alışverişleri, öğrencilere yapılan okul alışverişlerinde %30'luk bir artış vardı. Müthiş bir artış. Bunu da değerlendirmek gerekiyor. Bu da ithalat fiyatlarından kaynaklanan bir düzenleme. Özellikle dolar kurunun yukarı dönüş seyrinin hala devam etmesi iç piyasalarda gıda fiyatlarında olduğu gibi bizim okul masraflarında da yeni zamların geldiğine işaret etmiş oldu. Ve %30'luk zamlarla bir aile çocuğuna kırtasiye alışverişi yapmış oldu. İnanır mısınız bizim zamanımızda bir çantayı aldığımızda ya da büyüklerimiz, babamız, annemiz aldığında 3 yıl, 4 yıl idare edebiliyorduk ya da ettiriliyorduk diyeyim. Ama bu zamanda her dönem yeni bir alışveriş modeliyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu moda salgını maalesef çocuklarımız da sarmış durumda. Bu konuyu ekonomik boyutuyla belki önümüzdeki programda değerlendirelim diyorum. Aslında bugünkü verilerden başlarsak Mehmet Bey, bugün de bu konuyu biraz küçük olsan değineceğim. Çünkü bugün israf anlamında 125 trilyon TL civarında, milyar TL civarında bir bütçe sıkıntımız var. Yani 125 milyar TL Türkiye israftan dolayı çöpe para atıyor. Buna da değinmek lazım. Tam sizin söylemiş olduğunuz konuyla bağdaşıyor. O yüzden israf konusu bu akşamki, özellikle bugün gelen verilerle birlikte biraz daha gün boyuna çıkmış oldu. Ya bunun yüzden ötesinde biz kırtasiyede vesairede israfı bir tarafa bırakalım. Ekmek konusunda hala ve Müslüman bir ülkede, İslam coğrafyasında yer alan bir ülkede nimete olan saygıdan dolayı hala eğer biz ekmek israfını gündeme getiriyorsak, bununla ilgili kampanyalar düzenliyorsak gerisini siz düşünün. Şimdi düşüneceğimiz bir konu daha var belki. 27 gün sonra seçim için sandık başına gideceğiz. Evet, sevgili izleyiciler. Sandık başına gittiğimizde belki de vicdanımızın sesine de kulak verdiğimiz olacak. Mantıklı yönden düşünenler olacak. Duygusal yönden düşünenler olacak. Ama sonuçta oyumuzu verdiğimiz partinin bazı vaatleri mutlaka, kulak kabarttığımız vaatleri bizleri etkiliyordur. Bunlar arasında az önce ekonomik darboğazdan söz ettik, nakit sıkıntısından söz ettik ama ekonomik vaatler öne çıkıyor. Şimdi biz her partinin tek tek ekonomik vaatleri şunlardır yerine, vatandaşın, sokaktaki vatandaşın beklentileri hangi yönde? Hangi parti buna daha çok yakın olup olmadığı konusunu efendim bir şekilde muhasebe etme şansımız doğacak az sonra ama sokaktaki vatandaşın beklentisi kadar ekonomiye yön verenler, yani sanayiciler, reel sektördeki işletmeciler, yöneticiler ne beklenti içinde? Bunu bağımsız bir taraftan değerlendirmek gerektiğini düşündük ve bugün için yıllardır bu konularda akademisyen kimliğiyle, değerlendirmeleriyle tanıdığımız bir ismi Trakya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Sadi Uzunoğlu'nu programımıza telefonla misafir etmeye karar verdik. Sayın Hocamız şu anda telefon attığımızda sanırım. Merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Evet, saygıdeğer hocam, öncelikle Trakya'ya selamlar diyoruz. Teşekkürler. Evet, İstanbul'a sizin biz sesinizi taşıyoruz ama inşallah bir günde stüdyomuzda ağırlarız. Genel olarak baktığımızda efendim, ekonominin seyri konusunda bir darboğaza girdik mi hakikaten? Kriz söylentileri zaman zaman dillendirilse de muhalif bakış diye değerlendiriliyor. Ama az önce biz piyasada bir nakit sıkıntısından söz ettik. Doların seyrinden kısmen söz ettik. Ama genel olarak baktığımızda seçim ekonomisinde olan bir Türkiye'nin var olup olmadığında konuşmak gerekiyor. Ve bunun gölgesinde bugün, dün ve yarın öbür gün açıklanacak olan, açıklanan vaatlere baktığımızda tüm partilerin, şu anda mecliste temsil edilen partilerin ekonomi yönlü seçime dönük vaatlerinin veya seçimle ilgili beyannamelerinin öne çıktığını görüyoruz. Geçmişe kıyasladığımızda daha önümüzde 27 gün var ama bundan 3 ay öncesine göre farklılık gözlemleyebiliyor muyuz? Bunun ötesinde vatandaşların beklentilerine nasıl bir ekonomik vaat paketi cevap verebilir? Şimdi bir vaatler vardır, bir de gerçekler vardır. Dolayısıyla biz önce gerçeklere bakalım, sonra vaatler üzerine konuşuruz. 2002 yılından 2014, hatta 13 Mayıs'ına kadar, 2013 yılının Mayıs ayına kadar
bütün dünyada dolar likiditesi bol, faizler son derece düşük gelişmiş ülkelerde, Japonya'da, Amerika'da, Avrupa Birliği'nde ve bizim gibi ülkelere de çok ciddi bir şekilde para geliyor. Neden? Çünkü Amerika'da faizler sıfır düzeyinde, Almanya ve Avrupa ortalaması %1'ler seviyesinde, Japonya'da sıfırlar düzeyinde faiz oranı. Oysa Türkiye gibi ülkelerde, yani yükselen ekonomilerde faizler bunun üzerinde. Tabii bunu fırsat gören yabancı yatırımcı inanılmaz bir şekilde likitte getirdi bizim gibi ülkelere. Bizim yaşadığımız bütün bu güzel baharlar, güzel günler aslında temelinde yatan temel faktör bu likitte bolluğuydu. Fakat 2013 yılından sonra her şey değişti. Dedi ki Bernanke, yani Amerikan Merkez Bankası Başkanı o zaman, evet, ben dedi size verdim likitteyi, artık bir daha vermeyeceğim, durduracağım. Bir daha artı faizleri de bundan sonra yükseltebilirim. Her şey değişti dünyada. Bütün bizim gibi ülkelere gelen para tersine dönmeye başladı. Hızla dışarı doğru çıkmaya başladı. Ulusal paralar değer kaybetti. Sadece Türk parası değil. Bakın işte bütün dünyadaki yükselen ekonomilere hepsi değer kaybetmeye başladı. Artık eskisi gibi para gelmeyecek. Gelse bile bu paranın maliyeti eskisi gibi olmayacak. Dolayısıyla evet, Türkiye yaşadığı bu rüyadan, sadece Türkiye değil, bütün gelişmekte olan ülkeler yeni bir dünyaya uyanıyorlar. Yeni bir dünya geliyor. Likiditenin daraldığı bir dönem. Bak etraflarımıza şöyle bir bakalım. Rusya'nın parası kaç kat değer kaybetti, şöyle bir bakalım. En az 2 ile çarp Rus parasını, evet, dolara karşı. İran parasına bakın, en az 3 ile çarptı. Irak parasını artık ben bilmiyorum, herhalde 4 veya 5 kez çarptık. Suriye parasını tartışmıyorum bile. Bu neden kaynaklanıyor? Artık bu bölgede dolar likiditesi azaldı, azalıyor. Demek ki Türkiye'deki bu dövizdeki yükseliş temel problemlerden kaynaklanıyor. Yani artık bize gelen paralar gelmeyecek. Yani eski rüyaları görmeyeceğiz. Herkes eğer eski rüyalardan hala uyanamıyorsa, bu sarhoşluk içinde dolaşıyorsa bence uyanmaları lazım. Biraz önce tartıştığınız işte o tüketim, tasarruf falan, bütün bunlar bol para geliyor. Niye tasarruf edeceksin ki? Tabii ki her yıl çanta değiştireceksin. Çünkü ideoloji onu gerektiriyor. Anlatabildim mi? Evet. Dolayısıyla şimdi artık olay değişiyor. Bundan sonra zor günler geliyor. Zor günlerde biz tasarruf etmeyi öğreneceğiz. O eski günlerdeki bol harcamaları bırakacağız. Bu borçlulukları bırakacağız. Şu anda hane halkının aşağı yukarı gelirlerinin %55'i borç ödemeye gidiyor. Dolayısıyla bunlardan vazgeçmemiz lazım. Şimdi yeni dönem nasıl olacak? Yeni dönem dolar likiditesinin azaldığı ve ekonomideki sıkıntıların hat safhada olduğu bir dönem olacak. Paralar değer kaybederken varlık fiyatları düşecek. Bütün bunlara Türkiye'nin hazır olması lazım. Peki efendim, izin verirseniz Sayın Hocam. Ama biz ne yapıyoruz? Tabii seçimle şu anda, evet, maalesef uğraşıyoruz. Seçimin efendim bu atmosferine girmişken, seçmen psikolojisini bu süreç, gerçekçi yaklaştığınız bu süreç nasıl etkiler? Yani iktidar yönünü baktığımızda tabii 13 yıla yaklaşmış, artı başkası olsa çok daha hızlı yıpranabilirdi. Ve dayanıklılık yönüyle birkaç defa test edilmiş, yeniden işte seçime eski ekonomi kurmaylarıyla girmeye karar vermiş bir parti var karşımızda, evet, ve evet, iktidara en yakın olan parti, oy potansiyeli yönüyle. Evet. Şimdi ben şöyle değerlendiriyorum bunu. Hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı'yla veya AK Parti'nin onursal başkanı diyelim, Cumhurbaşkanı'yla ekonomi yönetimi arasında çok ciddi çelişkiler ortaya çıktı. Son bir buçuk zaten Ali Babacan da çok net bir şekilde ifade etti. Bu ekonomik büyüme tamamen parasal genişlemeden kaynaklanmıştır dedi. Yani benim söylediklerimden kaynaklandığını, evet, doğruladı. Mehmet Şimşek de buna benzer açıklamalar yaptı ve bu siyasi belirsizliklerin çok ciddi problemlere yol açtığını belirtti. Biz 4 yılda bir nereye gidiyoruz? Sandığa gidiyoruz. Demokrasiler böyledir. Dolayısıyla halk şunu istedi bu seçimlerde. Gelin hem de Kürt açılımı yapıyorsunuz. Türkiye hakkında çok önemli bir karar veriyorsunuz. Bunu tek bir parti karar vermesin. Birkaç parti bir araya gelsin, koalisyon yapsın ve bu şekilde karar versin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili dedi. Evet. Ama bu algıyı maalesef yani 4 yılda bir halkın tercihini biz şimdi tekrar
bir belirsizliğin önüne koyuyoruz. O şekilde yeni bir seçime doğru gidiyoruz. Ve neyle gidiyoruz? Çok eleştirdiğimiz ekonomi politikasıyla gidiyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibinin eleştirdiği bir ekonomi politikasıyla yeni bir ekonomi yönetimi oluşturacağız. Aynı kişilerden oluşan. Demek ki burada şöyle bir şey var. Bir çözümsüzlük var ve dünyayı okuyamama var. Bugün Merkez Bankası'nın duruşu son derece sıkıysa bu dünyadaki kötüye gidişin bir göstergesidir. Dolayısıyla şunu görmemiz lazım. Artık Türkiye gibi ülkelerin şansı yok, düşüyor. Eski büyümeler olmayacak. Şu anda biz son kurşunlarımızı harcıyoruz. Bu son kurşunlarımızın bitmemesi için şunu yapmamız lazım. Bu yükselen kurdan faydalanmamız lazım. Bu yeni ortamdan faydalanmamız lazım ve tekrar üretime dönmemiz lazım. Evet. İthalata dayalı, ucuz ithalata dayalı, tüketime dayalı bir ekonominin sonu olmaz, sürdürülebilirliği olmaz. Dolayısıyla seçmenin de bundan sonra artık oturup böyle kısa vadeli düşünme yerine uzun vadeli düşünmesi lazım. O ay benim cebime ne girecek değil, evet. Benim çocuğumun cebine ne girecek, benim çocuğumun durumu ne olacak diye düşünmesi lazım. Buna göre kararını vermesi lazım. Yani burada anlaşılan şu, kimse kalkıp seçim beyannamesini göz ucuyla belki şöyle bir bakmıştır ama çok komik ifadelerin yer aldığı bazı beyannameler dikkatimi çekti. Bugün açıklanan da onlardan birisi. Diyor ki 10 metreküp su bedava, ya %90'a yakın bir seçmen kitlesinin kabullenmediği bir partinin 10 metreküp değil 100 metreküp su bedava dese acaba neye yarar diye aklımdan geçti o anda. Ama genel olarak baktığımızda bu seçim vaatlerinin seçmeni bakın, olağanüstü şey etkilemediğini düşünüyorum. Ben de aynı şeyi söyleyebilirim. Ben de gelirim 10 metreküp bedava derim. Bunu da yaparım. Niye yaparım? Türkiye'deki şu israfı bitirsek, ne dedi Bülent Arınç, Sayın Bülent Arınç? Evet. Dedi ki biz dedi şu devletin yaptığı harcamalarda şu tasarrufları bir, eğer yapabilseydik gereken israf ya Müslümanlıktan bahsediyoruz değil mi? Biraz önce neler söylediniz? Ya ekmekten bahsettiniz. Allah aşkına gidin bugün bir Hristiyan ülkede bir tane ekmek çöpe gitmez. Gidin İsviçre'ye gidin herkes ihtiyacı kadar alır. Bir tane şey çöpe gitmez. Biz de açık gözlük nereden bahsediyorsunuz? Kesinlikle. Hocam doğru söylüyor. Bizim var ya bizim dönüp her şeyi sorgulamamız lazım. Bırakın bunların hepsi hikayedir. 10 metre suyu değil 100 metre suyu da bedava veririz biz. Yeter ki israf etmeyelim. Evet efendim. Çok teşekkür ediyorum. Söyleyecek çok söz var. Dertleşecek çok konu var. Ama kabul ettiniz, yayınımıza kabul, biz de sizi aldık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar bir araya gelmek üzere alasmanladık. Hayırlı akşamlar. Evet, İslam Bey, yani dikkatimi çekti. Üretime dönük dedi hoca. Üretime dönük vaatler ya da beyannamede yer alan maddeler. Çok detaylı bakmasak bile biz gazeteci kimliğimizle de gözlemlediğimiz şu, seçime dönük, birçoğu sadece günübirlik kazancın işte emeklisiydi, onları memnun etmek tabii ki görevleridir. Her gelen iktidarın emekliyi rahat nefes aldırma görevi vardır. Genç işsiz rakamlar ortada, %18'ler civarında deniliyor. Şunu da sorgulamak gerek, bu yılki üniversite sınavlarında gibi üniversitede hizmet veren kardeşiniz olarak dikkatimi çekti. Bu yıl sınavı kazanmayan aday yok gibi. Ama bunların yarın öbür gün bu üniversitelerden mezun olduktan sonraki hayatlarını devam ettirme adına ne ölçüde hazırlıklıyız ekonomik yönlü? Bunu sorgulamak lazım. Sınavı kazanmaları bir başarı olabilir. Kesinlikle. Ben bu konularda olağanüstü göz boyamanın ötesinde derinlik kazanmış bir beyanname mesajı ne CHP'de gördüm ne de bugün açıklanan diğer küçük partide gördüm diyebilirim. Genel hatlarıyla siz ne diyeceksiniz? Ben partilerin şu anda bir parti hariç partilerin genelde odaklandıkları tek konu yani ortak karar verdikleri tek konu yani Cumhurbaşkanı'nın görev yetkisiyle alakalı orada hemfikirler. Yani ekonomi bir kenara, jeopolitik riskler bir kenara, halkın ekmeği yani geçim kaynağı, sanayi, üretim bir kenara sadece odaklandıkları bir konu var, uzlaştıkları evet. Bir konu var. Fakat
Ben izleyicilerimize, özellikle burada bizi dinleyen sevgili izleyicilerimize şunu tavsiye ederim. Partilerin şu anda size sunmuş oldukları ekonomik söylemleri bir kenara koyun, unutun. Siz kendi ekonominizin üzerinde bir hayat yaşamaya çalışın. Az önce vermiş olduğum israf rakamları Türkiye'nin bütçesinden gidiyor, yani bizim bütçemizden gidiyor. Bu kadar yapılan kampanyaya rağmen 1 milyon ekmek kazanabilmişiz. Bizim burada şu anda yapmamız gereken, bana göre, yani çok basit şeyler bunlar. Hani çok uzman, ekonomist ya da farklı bir dalda olmanıza gerek yok. Şu anda bizi dinleyen izleyicilerimiz, odasında boş yanan lambayı bile söndürmüş olsa kendi aile bütçesine, ekonomisine bir katkıdır bu. Mutfaktaki ekmeklerini, dolaplarını kontrol ettikleri zaman oradaki kendi ekonomilerini yönlendirmek için bir tasarruftur. Siz az önce kırtasiye alışverişlerinden, öğrenci alışverişlerinden bahsettik. Zamanında biz başkalarının kitaplarını, defterlerini kullanıyoruz. Tabii ki bunlar utanılacak şeyler değil. Biz şu anda bu şekilde giyinip, yani hafta sonları böyle takım elbise, kravat takıp, ekranların karşısında konuşup, hafta sonları, cumartesi, pazar mesela Çatalca'da, Tekirdağ'da bir hayvan çiftliğimiz olsa, hayvan orada otlatsak, bize farklı bir gözle bakarlar. Derler ki, onun ötesinde biraz küçümserler. Halbuki modern bir Türkiye'de kendimiz üretiyoruz. O hayvanı kendimiz besliyoruz. Sütünü kendimiz alıyoruz. Etini kendimiz alıyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Üreticiyiz yani. Tükettiğimizi kendimiz üretiyoruz. Fakat biz tükettiğimizi dışarıdan ithalat ederek, başkasının avucuna bakarak bir hayat yaşarsak, buradaki sonuç az önce de hocamın belirttiği gibi olur. Yani biz bir hayal gemisinde 13 yıllık bir seyahatimiz vardı. Bu seyahatte artık ayaklarımızın yere basacak bir süreçte yolumuza devam edeceğiz. Bunun başka bir çaresi yok. İlk önce halkımız, ilk önce kendimiz, kendi ekonomimizi, yani biz kapımızda aracımız var, eşimizin var, bir evde iki tane araç var. Kardeşim bunun sigorta, DASK, benzin, petrol fiyatını zaten biliyorsunuz. Otomotiv geçişleri falan. Yani bunların bir maliyet hesabı yaptığınız zaman ben hiç kimseyi burada fazla tüketim yapın anlamında ya da yapıyorsunuz anlamında tenzih etmiyorum. Burada ekonomik tabloda Türkiye'nin, dünyanın bir gerçeği var ekonomik anlamda. Bir daralmaya gidiyor. Jeopolitik anlamda zaten Rusya örneği var. En son Rusya sürprizi çıktı biliyorsunuz. Rusya Ukrayna'ya yerleşti. Diğer taraftan Suriye'ye zaten yerleşme çabası içinde şöyle bir çanak yaptığınız zaman o çanağın içinde biz oluyoruz. Amerika zaten malum Orta Doğu'nun göbeğinde, merkezinde söz sahibi. Diğer taraftan İsrail'in zaten son iki haftadır Filistin'e karşı yapmış olduğu zulümler, Mescid-i Aksa'nın içine kadar yapılan, yani Orta Doğu'daki jeopolitik riskleri biz küçümseme lüksümüz yok yani. Bizim köşemiz yani, komşumuz, kapı komşumuz yani. Tabii ki. Ama şöyle bir gerçek de vardır. Eğer siz seçim zamanı siyasi istikrar anlamında güçlü bir iradeye destek vermezseniz, destek verme zorunluluğunu hissetmezseniz, o zaman sizin ülkenizi hem jeopolitik anlamda hem ekonomik anlamda işinin uzmanı kişiler yönetmez. Yani siz boş kafayla böyle bilinmez bir yola çıkarsınız gidersiniz. Yani 10 metreküp su vereceğim, öğrencilere bedava şunu yapacağım diyerek olmaz yani bu işler. Olsa, ya benim bu işin kaynağı nedir? Ben de size 20 küp vereceğim bu akşam. İçimden geldi. Ben de bir bardak sudan bir yudum içeyim. Bu arada sevgili izleyenler, tabii piyasalarda ne oluyor, ne bitiyor, bunları da İslam Bey ile bir aradayken programın önemli bir köşesi olarak artık grafiklerimizi tek tek yorumlayalım. Tabii burada partilerle ilgili asıl karar efendim sanırım şöyle 1 Kasım'a doğru netleşmiş olacak. Ama herkes az çok biliyor ne yapacağını. Burada birilerini vicdanlara mahkum ederek ya da birilerinin üzerinden prim sağlayarak, hele hele kanun üzerinden prim sağlayarak, bir de utanmadan 10 metreküp suyu ücretsiz vereceğim diyerek oy toplamaya çalışanlar nal toplayacaktır 1 Kasım akşamında. Ben öyle görüyorum. Şimdiden bunu belirteyim. İstedikleri kadar vaatlerde bulunsunlar. Ortada ekonomiyi yönetecek bir kadronun varlığı söz konusu değil. Biz sırası gelmişken reklamlar diyelim. Ardından grafikleri değerlendireceğiz ve şu anda
birçoğumuzun borçlu olduğu bir alan var. Ya kira gelirleriyle ilgili olarak memnun kalanları zengin ediyoruz ya da efendim evimizi başımızı sokacak bir ev almaya çalışıyoruz. Gayrimenkul piyasası böyle bir hengameli ortamda nasıl oluyor da hala revaçta? Bunu da konuşacağız efendim kısa bir aradan sonra. Oğlum. Alo anne, tıp fakültesini kazandım, tıp fakültesini. Doktor oldu torunum, doktor. Hemen gel. Doktor geldi, doktor. Güzel haberler rahat rahat paylaşılsın diye PTT Sel'den her yöne 400 dakika, 100 SMS, 1 GB internet ve PTT Sellilerle sınırsız konuşma sadece 17 lira. PTT Sel, seninle her an güzel. Emin evim. Biliyoruz, söylemesi biraz zor. Bazen evim evim, bazen emin evin, bazen da evin evin diye okuyabilirsiniz. İlk bakışta ne iş yaptığımızı tahmin etmek de zor. Mobilya sattığımızı ya da ev yemekleri yaptığımızı düşünebilirsiniz. Oysa biz tam 24 yıldır ev almak isteyenleri Türkiye'nin istediği ilinde tek kuruş faiz ödetmeden ev sahibi yapıyoruz. Şimdi ev almak isteyen herkesi Emin Evime bekliyoruz. Emin Evim, ev almanın en kolay yolu. Biz bir hayalin peşinden koştuk, hazmettik, büyüdük. Ama kalitemiz, milli kimliğimiz 40 yıldır hiç değişmedi. Şimdi de yeni markamız BluePet yakıt istasyonlarıyla Türkiye yollarındayız. Yüksek standartlarda ürün, benzersiz hizmet için BluePet'e gelin. Ulusal sermayenin gururu Ergaz'dan Türkiye'nin gücü BluePet. Milletimize hayırlı olsun. Gerçekler karanlık eller tarafından gizleniyor. Sadece doğru taraftan görmek gerekiyor. Akit. Ülke geleceğini kendi geleceğinden daha önde tutuyor. Halkı bölenlere karşı halka haktan haber veriyor. Gözlerinizi açın. Gerçeği Akit'le takip edin. Akit, okumak için. Evet, suyumuzu yudumladık. Helalindendir. Efendim ve bakıyorum şöyle, rakamsız ekonomi olmaz. Rakamların diliyle piyasalarda, ekonomide neler gelişmiş. Herkesin gözü kulağı bir şekilde piyasalardaydı. Bayram öncesinde olduğu gibi. Bayramdan sonra da nakit sıkıntısı var dedik ama galiba bir şekilde nakdin döndüğü bazı mecralar var. Evet. Borsayla başlayalım. Borsa İstanbul yatay bir haftayı geride bıraktı. Özellikle 74.750 puandaki kapanışlar 74.396 puanda kapatmış oldu. Gayet sakin ve yeterli bir seviyede, bizim moral motive açısından uygun bir seviyede kapatmış oldu Borsa İstanbul. Teknik anlamda önümüzdeki hafta özellikle 76.500 seviyesine kadar yükselişler söz konusu olabilir. Neden kaynaklanabilir? Çünkü bugün saat 15.30'da Amerika tarafından tarım dışı istihdam verisi geldi. Bu veriler beklentinin aşağı aslında geldi. Bu iç piyasalarda ve küresel piyasalarda dolar kurunu sert bir şekilde aşağı çekti. Tabii dolar kurunu iç piyasalarda aşağı yönlü hareketleri borsadaki yükselişleri beraberinde getiriyor. Biz önümüzdeki hafta özellikle pazartesi ve salı günü geçici olarak da 75.500-76.500 dirençlerine yakından takip ediyor olacağız. Ama bir taraftan da çelişkili bir durum yok mu efendim? Seçime son 3 haftaya girilmiş olacak. Meydanlarda liderler bir şekilde mesajlar verecekler. Bu zamanlamalar kısa süreli dediğim rakamlar. Özellikle pazartesi ve salı günü için geçerli rakamlar. Bundan sonraki seyirlerde özellikle 76.000 direncinden sonraki seyirler tekrar aşağı yönlü olmaya devam edecektir. Peki takvim aralığı olarak alım satım hangi tarihler arasında olmalı? 75.000 göre. 75.000 ve 76.000 puanlarda Borsa İstanbul'da tam bir çıkış. Zaten orada yoğun bir satış baskısını da geliyor Borsa İstanbul'da. Hem yurt dışı yatırımcıları hem de yurt içi yatırımcılara satış baskısıyla
bizim asıl teknik anlamdaki dip fiyatımız seçime kadar olan senaryo 71 bin seviyesine kadar bu satış baskısının aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi olacaktır. Bunun bahanesi bir jeopolitik risk olacaktır. İki, Amerika tarafından gelen olumlu haberler, teknik veriler olacaktır. Biliyorsunuz Aralık ayında Fed tarafından bir faiz noktasındaki beklentiler var. Bu beklenti dahilinde anket sonuçları da yavaş yavaş piyasalara yansıması muhtemel olacaktır. Son sorum borsayla ilgili. Baktığımız zaman seçim tarihi belli. Evet. Seçim haftasında belirsizlik olursa borsa evet. gerileyecek muhtemel. 65 bin puanlar konuşulabilir. O. Evet. Peki seçim ertesinde 2 Kasım pazartesi günü tek başına iktidar oldu AK Parti. Evet. Durum ne olur? Koalisyon olunca ne olur? Rakamsal anlamda teknik verilerin şu anda yurt dışı piyasaları zaten dolar karşılığında en ucuz ülkelerden bir tanesi Türkiye ekonomisi. Teknik anlamda bizim beklentimiz ilk etapta direnç noktamız bizim 80 bin puanlar. Buralar geçildiği zaman 85 bin puanlara kadar sert yükselişler kısa vadeli ama bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Kısa vadeli 85 bin puanlara kadar iyimser bir tablo karşımızda olabilir. Bu iyimser tablo dediğimiz süreç de Aralık ayına kadar sürecektir. Yani bir aylık süreç içerisinde olacaktır. Tabii ki borsadan çıkmak isteyen, borsaya satış yönünde uygun fiyatlama olacak kişiler de burayı kesinlikle satış fırsatı olarak değerlendirmeni tavsiye edebiliriz. Tabii sevgili izleyiciler biz borsayı o kadar detaylı işlesek belki uzmanı olabiliriz ama ne kadar uzmanı olmaya çalışsak da borsanın sığ bir denize benzetiyorum ben. Onun deryasında yüzmek her baba itin kârı değildir. Borsa işi hakikaten risklerin barındırıldığı bir ortam olarak görüyorum ve çok onayladığım bir mecra da değil doğrusu yatırım aracı yönüyle. Ama bunun karşılığında güvence olarak görülen bir para birimi var ki birçoğunuzun belki şu anda yastık altında altından daha fazla değer vermeye başladığı dolardan söz ediyorum. Dolarda seyir nasıl? Dolar da Borsa İstanbul gibi sakin bir haftayı geride bıraktı. Özellikle 3.03-3.04 bandı aralığındaki hareketleri bugün gelen tarım dışı istihdam verisinden sonra saat 15.30'dan sonra sert bir şekilde 3 TL bandının aşağısına kaydı. Şu anda 2.99 seyirinden kapanış yapıyoruz. Önümüzdeki hafta özellikle az önce de belirttiğim teknik seviyeler, Borsa İstanbul'daki seviyeler yukarı yönlü oldukça Borsa İstanbul'da 2.98 seviyesine kadar geri çekilme olacaktır. Ama 2.98 tam bir alım fırsatı olacaktır. Tekrar dolar kuru seçim fiyatlamasına kadar olan süreçlerde 2.98-3.15 bandı aralığında sert ve geniş bantta hareketler etmesini bekliyoruz. Döviz borcu olan, dolar borcu olan vatandaşlarımız varsa özellikle 2.98 fiyatını gördüklerinde acaba 2.92'ye daha aşağı gelir mi diye beklerlerse bana göre hata ederler. Şu anda Orta Doğu'da biliyorsunuz savaşın halen devam ettiği, belirsizliğin devam ettiği bir süreç var. Oradan gelecek haberler bizim Türkiye ekonomisini ciddi bir şekilde etkileyeceği için 2.98 gelen nokta özellikle 3.07 bandından sonraki süreçler içinde tam ciddi bir alım fırsatı olduğunu söylemekte fayda var. Ben salı günü akşam üzeri yaklaşık 1-1,5 saat kapalı çarşıda İstanbul'da bir esnaf ziyareti sürecim oldu. Evet. Ve orada adeta bir anket gerçekleştirdim diyebilirim. Seçim sonrasında tahminler enteresan geldi benim. Tahminler bu rakamların çok altında tek başına iktidar olma ihtimali kuvvetli görünüyor. AK Parti için söylüyorum. Evet. 2.70'ler seviyesi. İnandırıcı buldunuz mu böyle bir cümlemi? 2.70. 8 Haziran'dan itibaren köşe yazılarımda ve diğer yaptığım röportajlarda özellikle beni her sabah Akit TV ekranlarında dinleyen izleyicilerimiz çok iyi bilir. 3 TL bandı üzerinde dolar kesinlikle hiçbir vatandaşımıza kısa vadeliğine tavsiye etmiyorum. Ama seçim sonrasında iyimser tarafta olduğum için beklentim tek partili hükümetin geleceğine dair bir beklentim olduğu için dolar TL kurunda 2.75 seviyesine kadar bir tepki düşüşü kısa vadeliğine olmasını her defasında Haziran'dan bu yana tavsiye ediyorum ve herkese de bu yönde beklemelerini tavsiye etmeye devam ediyorum. Ama
kısa vadeli dalgalanmalar mutlaka olacaktır. Jeopolitik listeler tabii. olsun, Amerika'dan taraftan gelecek haberler olsun. Fakat bu aradaki makaslar geniş bant olduğu için alım satım yapmak isteyen ya da elinde dövizi bulunmak isteyen vatandaşlarımız tabii ki 3 TL üzerinde fiyatlamalarda satmalarını tavsiye ederim. Fakat uzun vade için dövize yatırım yapacak vatandaşlarımız varsa 2.75'in aşağısındaki rakamlar bana çok da inandırıcı gelmiyor şu andaki konjonktüre göre. Tabii dolardaki bu esneme bazen aşağı bazen yukarı doğru evet. bant belli, aralık belli. Euro'nun gidişatını ne ölçüde etkiliyor? Euro-dolar paritesi, Euro-TL kuru iç piyasalarda farklı algılanan. Euro-TL kurunu fazla tahmin edemediğimiz bir süreçteyiz. Özellikle evet. Euro-dolar paritesi Avrupa tarafından gelen haberler en son Volkswagen tarafından gelen haberleri biliyorsunuz. Orada da bir belirsizlik oldu ki Alman firması olduğu için burada siyasi risklerin de olduğu hatta bazı senaryolara göre de bu ülkeler arası bir çatışma noktasına gelen bir oyun olduğu da söyleniyor. Tabii ki bu atmosferde Euro dolar paritesi her ne kadar yukarı gitme isteği olsa da bugünlerde 1.11-1.12 bandı arasındaki işlemlere devam ediyor. Akşam saatlerinde tekrar o seyrine devam etti. Euro dolar paritesi bugün tarım dışı istihdam verisinden sonra biraz daha hızlı bir şekilde toparlandı. Bir puan yukarı gitti. Teknik anlamda 3.40 seviyesinin üzerindeki rakamlar özellikle 3.40 ve 3.45 bandı bana göre Euro-TL kurunda satış için çok uygun bir fiyatlama olarak düşünüyorum. 3.40 da çok tutunamıyor. Hemen aşağı doğru hareketler sergiliyor. 3.38 bandına kadar hatta 3.36 bandına kadar akşam saatlerinde bir düşüş oldu Euro fiyatlarında. Ben Euro fiyatlarında da teknik anlamda elinde Euro'su olan vatandaşlarımız varsa 3.40 ve 3.40'ın üstündeki her seviyede gönül rahatlığıyla satış yapmalarını tavsiye ediyorum. Nereye yönelmeliler? Kesinlikle Euro'dan dolara dönmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü Euro-dolar paritesi küresel piyasalarda özellikle Avrupa krizlerinin halen bitmediği Yunanistan ve beraberinde diğer ülkelerin geldiği süreçlerde Euro-dolar paritesinin yönü hala aşağı yönlü olmaya devam edecektir. Teknik anlamda 1.05 bandı daha önce test edilmişti. Bu noktada 1.05'leri biz teknik anlamda önümüzdeki aylarda bekliyoruz. Yani bu yıl sonuna kadar olan süreçlerde hem Euro-dolar paritesinde hem Euro-TL kurunda sert geri çekilmeler görülmesi muhtemel olacaktır. Tabii altın asıl uzmanlık alanınız sizin evet. de ve ticaretini de yaptığınız için rahatlıkla evet. değerlendireceksinizdir. Çeyrek altın da 182 liraya kadar yükseliş olmuştu. 182 kapanış yaptı. Şimdi bugünkü 170, fiyat da aynı. 178'leri gördü bayram saat günü. Saat 15.30'dan sonra tekrar altının onsu küresel piyasalarda sert bir yukarı dönlü hareketler gösterdi. Hı hı. 1136-1140 onslar test edildi. Hatta 1120 onsa kadar geri çekilmişti. Evet. 1110 bandı dün test edilmişti. O da dip noktasıydı. 15.30'da gelen tarım dışı istihdam verisinden sonra 1140'lar test edildi. İç piyasalarda gram altın TL fiyatı 107-750 TL bandını test etmişti aşağı yönlü hareketlerinde. Fakat geldiği nokta neresiydi? 111.50 bandıydı. 111 TL'den 107 TL arasındaki makas ciddi bir makas olduğu için saat 15.30'da tekrar 111 TL bandına kadar geri geldi. Ama gram altın TL fiyatı dolar TL kuruyla paralel hareket ettiği için doların her düşüşü gram altın TL fiyatının iç piyasalarda düşmesi anlamına giriyor. Bugünkü kapanışı da 109 TL bandına kadar geri çekildi. Şimdi altın fiyatlarına kısa vadeli ve uzun vadeli bakmamız lazım. Gerçi her hafta aynısını söylüyoruz. Altın bir kere bizim yastık altı, örf adetlerimiz için özellikle altın biriktiren vatandaşlarımız genelde ya evlatları düğün yapacaktır ya ileride ev alacaktır. Bu evin %25'ini peşinatını ödemek amacıyla kenarda altın biriktiriyordur. O yüzden altın vatandaşlar için fiziki alım anlamında söylüyorum bunu. Çeyrek altın olur, cumhuriyet altın olur, bilezik olur. Sarrafi ürünlerden bahsediyorum. Bunlar fiziki alımlarda vatandaşlar tarafından sürekli talep görecektir. Fakat altın konusunda tek bir uyarım var. Bu altın fiyatlarının özellikle gram altın TL fiyatı önümüzdeki haftalarda 115 TL bandının son bir kez test edecektir. Ondan sonra aşağı yönlü hareketler kısa vadeliğine bunu da unutmamak lazım. Kısa vadeliğine ilk etapta 100 TL seçimlerden sonra belki 95 TL bandında test edilmesi muhtemel olacaktır. Evet. Elinizde altın varsa satmak istiyorsanız bugünlerde özellikle
109, önümüzdeki hafta muhtemelen 111 TL'ye tekrar bir atak olacaktır. 110 TL üzerindeki altın fiyatları kısa vadeline, yani bu 3 aylık süreç içerisinde söylüyorum, satmanız uygun olacaktır. Altın almak isteyen, altın borcu olan vatandaşlarımız da seçim sonrasında tekrar beklemelerini tavsiye ediyorum. İlk etapta test edilmesi gereken teknik anlamda fiyatlama, çünkü dolar TL kurunda 2.75 rakamını konuşuyoruz, karşısındaki altın fiyatı 100 TL'ye tekamül ediyor. Şimdi altın karın doyurur mu, dolar karın doyurur mu, euro karın doyurur mu diye bir soru sorsam, bozdurursak tabii ki diyeceksiniz. Ama gıda fiyatlarında da bir artış seyrinin olduğunu gözlemliyoruz. Mevsim değişikliği sürecine girildiği için de olabilir. Ama gıda fiyatlarını tetikleyen unsurlardan bir tanesi de dolar kuru. Evet. Tabii geçen ayın bazı işte ürünler yönüyle baktığımızda hepimizin tükettiği ürünler, pazara çıktığımız zaman, alışveriş yaptığımızda, filemize koyduğumuz vakit şöyle alt alta sıraladığımızda, ya bu haftada şu ürün ne kadar da pahalanmış demiyor muyuz diyoruz. Eylül ayında özellikle çok merak ettiğimiz bir konudur. Her ay başında gündeme gelir. Genelde limonu söylerler. Meyvelerden zaman zaman hep zenginlerin yiyeceği olarak söylenen bazı ürünler vardır. Bir dönem muz akla geliyordu. Şimdi ithal oldu ve bu ithal muz sayesinde de herkesin evine girdi diye düşünüyorum. Onun yanı sıra tabii ki fiyatlar hububatta ve diğer ürünlerde oluyor ama tencerede kaynayan bir üründe olunca, ki patlıcan aklıma geldi, bugün de ÜTO tarafından açıklanan veriler vardı. Gerçi yarın itibariyle enflasyonla ilgili verilerin resmi olarak açıklanacağını biliyoruz. Ama ÜTO'nun açıkladığı verilerde de dikkat çekici bazı rakamlar vardı. Onu izleyelim şimdi. İstanbul'da Eylül ayı zam şampiyonu patlıcan oldu. İstanbul Ticaret Odası Eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Eylül ayında İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 67'sinin perakende fiyatı artarken 33 ürünün fiyatı düştü. 142 ürünün fiyatı ise değişmedi. 5 lira aslında. 5 lira mı? Ha, alan yok altında. Tamam. Mevsimsel şartlara bağlı olarak ürün arzında azalma yaşanan patlıcan Eylül ayı itibariyle %22,28 oranla fiyatı en fazla artan ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler %19,39'da karpuz, %17,54'de taze fasulye ve %14,74'de yumurta oldu. Eylül ayında gıda maddeleri grubunda yer alan balık, yeni av sezonunun başlamasıyla %18,9 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Balığı %12,50 ile limon, %10,87 ile erik ve %10,12 ile armut izledi. Evet, döviz karın doyurmayabilir, altın karın doyurmayabilir ama az önceki efendim gıda ürünleri her gün evimize giriyor, hamdolsun diyebiliyoruz. Giremeyenlere de inşallah kazançları bol olsun ve nasiplensinler diye dua ediyoruz. Evet, evimizin neşesi olan çocuklarımızın geleceği için, onlara iyi bir hayatı hazırlamak için çoğu kez efendim ikinci bir yatırım aracı olarak düşündüğümüz gayrimenkul sektöründe son birkaç yılda çok önemli gelişmeler yaşandı. Nitelikli konut projelerinin ard arda efendim bir şekilde inşa edildiğini gördük. Birbiriyle yarışan markalı projelerde vatandaşın alım gücüne göre bazı imkanlar sunuldu. Ve şöyle geçmişten bugüne baktığımızda özellikle son 10 yıl içerisinde hem stoklar yönüyle bakarsak hem ihtiyaç yönüyle bakarsak tabii ki deprem kuşağında olan bir ülkeyiz. Bu yönüyle de bakmak gerekiyor. Bütün bunları yan yana sıraladığımızda gayrimenkul sektörünün her şeye rağmen ekonomik durgunluk mu dersiniz, duraksama mı dersiniz, bekleme süreci mi dersiniz, bütün bunlara rağmen ivmesinden herhangi bir şeyi kaybetmediğini gördük. Ki tabii zamanla zaman duraksamalar olacaktır. Her zaman aynı gürlükte akmayabilir su. Ama bunun ötesinde
gayrimenkulün geleceği Türkiye açısından belki de ihracatın gerilediği bu dönemde en önemli ihracat kalemlerinden birisi olmaya aday. Daha doğrusu görünmez ihracat kalemlerimizden. İşte bu konuda belki de kendisine devletin sunduğu imkanlar sınırlı olsa da daha fazlasıyla gayretlerini ortaya koyarak hem markasıyla hem de Türkiye'nin gururu olması yönüyle bir şekilde yurt dışına açılmış olan firmalar var. Bunlardan birisinin yönetiminde yer alan ismi ağırlayacağız. Efendim Ağoğlu Şirketler Topluluğu'nun yönetim kurulu üyesi Hasan Rahvalı Beyefendi şu anda telefon hattımızda. Efendim hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı olsun kanalımız. Teşekkür ediyorum. Hem kanalımız adına hem programımız adına katılımımızdan dolayı gözlemlediğim kadarıyla bu saate rağmen hala mesaidesiniz Hasan Bey. Yoğunluğunuzu neye bağlamak gerekiyor? İnşallah içeride mi hareketlilik var, dışarıda mı bereket var? Buradan başlayalım arz ederseniz. İçerideki hareket devam ediyor. Evet. Biliyorsunuz basında da yer aldı, yazılı basında da. Fiyat artışları var. Gayrimenkul alternatifsiz yatırım aracı olmaya devam ediyor. Aynı zamanda da bir ihtiyaç karşılıyor. Evet. Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu, demografik yapısından kaynaklanan bu faktör talebi canlı tutuyor. Yılda yaklaşık 680 bin civarında evlenen çiftimiz var. Bunlar ev talep ediyorlar mutlaka. Her evlenen çifte yeni bir hane açmak gerekiyor. Bir taraftan bu demografik yapı, bir taraftan kentsel dönüşüm ihtiyacını, teksiz konut stokunun çağa uygun hale getirilerek dönüştürülmesi, modern şehircilik anlamında. Evet. Bu da büyük bir talep yaratıyor. Bir Şehircilik Bakanlığı'nın araştırması var biliyorsunuz. 7 milyon konutun el değiştirmesi gerekiyor. Bunun 10 yılda yapılma ihtimali çok uzak. Yani 20 yılda da realize edebilirsek bunu başarı addedeceğiz. Çünkü yılda 350 binde böyle bir konut talebi doğuyor. İkisini topladığımızda milyon adedin üstünde konut üretmemiz gerekiyor her yıl. Bu anlamda dışarıdan da yabancıya konut satışının önünün açılması bize dışarıdan da büyük bir talep getirdi. Özellikle Körfez ülkeleri yoğun ilgi gösteriyorlar. Bugüne kadar grubumuz 2 milyar doların üzerinde bir satışı realize etti. Evet. Buradaki hedefimiz 2016 ortalarına kadar 3 milyar doları realize etmek. Ülkemize 3 milyar dolarlık dövizi kazandırmış olacağız 2016 6. ayı itibariyle. Siz tabii ki efendim Türkiye İtibar Endeksi ki bizim hizmet verdiğim İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin de denetiminde gerçekleştirilen bir endeks çalışmasıydı. İki defa üst üste gayrimenkul sektörünün en itibarlı şirketi seçildi Ağoğlu geçen yıl ve önceki yıl. Bunun üzerinden değerlendirdiğimizde rağbet gören şirketlerden birisiniz ve her kesime hitap eden üretiminiz söz konusu. Burada özellikle şöyle bir beklenti var. Seçimden sonra eğer bir koalisyon süreci olursa yine yabancı yatırımcılar Türkiye'ye gelmeyebilir. Bunun ötesinde piyasadaki durgunluğu aşmak için de bir fiyat gerilemesi olabilir. Hakikaten böyle bir gelişme riski var mı? Gayrimenkulde fiyat gerilemesi ihtimalini siz dikkate alacak mısınız? Bundan sonrası için yatırımcılar acaba konut alımıyla ilgili takvimini nasıl ayarlamalı? Fiyat gerilemesini beklemiyoruz. Nedenlerine gelince bir defa maliyet faktörü var. Evet. Yani hiçbir üretici maliyetinin altında bir fiyatla satış yapmasını hiçbir üreticinin bekleyemeyiz. Geçici dönem likidite ihtiyacını karşılamak için fiyatlarda indirim yapılsa dahi büyük oranda bir gerileme söz konusu asla olmaz. Nedenine gelince az evvel arz ettiğim demografik yapıdan kaynaklanan talep. Diyorsunuz ki eğer koalisyon olursa bir talep daralması yurt dışından olur mu?
hayır bu şekilde de olmayacağı konusunda kanaatler var. Çünkü bunu kanaatten öte bir birebir yaptığımız görüşmelerden elde edilen sonuçtur. Şu anda 4 tane ayrı grubu ağırlıyoruz. Güncel konu olarak söylüyorum. Buyurun bugünün efendim. Konusu olarak söylüyorum. Bunlar doğrudan Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen körfez yatırımcıları. Bırakın konut almayı, daha önce biz bunlara konut satmış idik. Ailelerine üçer beşer konut alan iş adamları. Evet. Şu anda doğrudan yatırım için Türkiye'de bulunuyorlar. Bu dört grubun toplam yatırım tutarı hemen hemen 700-800 milyon dolar civarında. Dolayısıyla Türkiye'ye ilgi devam edecek. Türkiye'ye güven var. Türkiye'nin demokrasisine de güven var. Dolayısıyla biz tabii ki temennimiz hangi parti olur bilemiyoruz ama bir güçlü tek başına bir partinin iktidarı olması, istikrarlı bir hükümetin kurulması ama koalisyon da olursa Türkiye demokrasisine olan güven var. Yatırımcılar bunu dikkate alarak yatırıma devam ediyorlar. Evet efendim, kıskandırıcı bir şekilde böyle durgunluğun iddia edildiği bir dönemde Dubai'de sizle de birlikteydik. 70 milyon dolara yakın bir alışveriş yaptınız. Tek kuleyi satarak bir özel projenizdeki emlak konutla birlikte geliştirdiğiniz proje. Bu tür şeyler piyasaya da moral veriyor. Belki de efendim dışa açılmanın bir başarısı ve onun ödüllendirilmesi şeklinde yansıyor. Biz bu başarılarınızın Türkiye adına da, Türkiye ekonomisi adına da devam etmesini diliyoruz. Kısmet olursa 12'si ile 14'ü arasında Körfez'den geniş katılımlı bir efendim heyet akışı olacak ve burada yine görüşme trafikleriniz devam edecektir. Ondan sonrasında da sizi stüdyomuzda ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Mesajınız varsa son birkaç cümlelik alalım. Programımızın sonuna geldik çünkü. Ben de teşekkür ederim. Ancak şu şekilde tamamlamak istiyorum. Buyurun. Bugün elde edilen sonuçlar bir kamu otoritesi nezdinde yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu paylaşmamız ve bunun neticesinde kamu otoritesinin bunu yasal düzenlemeyi yapmasının önümüzü açtığını söyleyebilirim ama sadece bu yeterli değildi. Biz uluslararası zeminlerde ülkemizi temsil etmeye gayret ettik, sektörümüzü anlattık. Fransa'da, MIP'imde, Dubai'de, Cityscape'de, evet. Kuveyt'te, Riyad'da. Dolayısıyla bir tohum ekmeden hasat elde etmek mümkün değil. Önce harcadık ama bugün nemalarını topluyoruz. İnşallah sizin de programınıza başlarken ifade ettiğiniz gibi bizim sektörümüz tamamen yerli malzemelerle ve katma değeri tamamen Türkiye'de kalan bir ürün. Bunun satışını sadece konut satışından elde edilen bir gelir olarak görmeyelim. Buraya gelen eşyasını Türkiye'den temin ediyor. Kaldı ki Türkiye'den ev alanların bir istatistikte 180 gün ortalama Türkiye'de kaldığını düşünürsek daha bağımlı bir turist potansiyeli, üstelik yüksek gelirli bir turist potansiyeli çekmiş olduğumuzu da unutmamak lazım. Bir tane örnek paylaşmak istiyorum. İzninizle çok vakit almayacağım. 500 bin dolara bizden ev alan bir körfez yatırımcısı 4 saatte İstinye Park'ta 2,5 milyon liralık alışveriş yapıp taksferiyi doldurdu. Yani evet. Bunu böyle görürsek... Bavullar boş gelip dolu gidiyor anlaşılan. Aynen, hatta bavul bile buradan alınıyor. Yani bunu bavullar... böyle görelim. Evet, evet, yani evet. Ülkeyi satmak değil bu. Evet. Fransa bunu böyle yapıyor. Geçen hafta Fransa'daydım. 20 bin eurolar en düşük 5 bin eurodan başlıyor şehrin 15 kilometre dışı. Dünya metropolleri içerisinde en ucuz gayrimenkulla alınabileceği metropol İstanbul'dur. Bunu dünyayı tanıyan yatırımcılar biliyorlar ve evet. O nedenle geliyorlar.
Efendim inşallah sizi ağırladığımızda biraz daha detaya gireriz. Önümüzdeki günlerde başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Çok teşekkür ederim. Ben de hem programınız hem televizyonunuz hayırlı olsun. Başarılar diliyorum ben de. Efendim vaktimiz doldu. İhsan Bey sadece iki cümle, çünkü diğer ekibi de mahcup olmayalım, yayına hemen girecekler. Ben siyasi partilerin şu anda bir konut edindirme yardım yaptıklarına inanmıyorum. O yüzden siyasi partilerin şu andaki seçim beyannamelerinin içinde keşke yeni evlenen çiftlere en azından bir konut sözü verilse ya da bir yardımlaşma kiptaş olabilir. AK Parti'nin verdiği var yılbaşında, sözünde durması gerektiğini buradan hatırlatalım. Evet, Ocak ayında... Yani Ankara'da Sayın Başbakan açıklama yeterli yapmıştı. Olduğunu zannetmiyorum onun. Fakat onun devamı gelmedi. Evet. Uygulamaya konulması, çünkü bizim tarafımızda da takip edilmesi yeni nesil gerektiğini. Ve yeni evlenen çiftler, yeni evet. neslimiz çok önemli. O yüzden benim evet. tek isteğim yeni neslin konut alma arzusudur yani. Bu konuyu değerlendiririz. Evet. Ayrıca vergi vesaire gibi evet. konular konuşulacak çok şey vardı. Bu haftalık bu kadar diyelim. İnşallah haftaya daha hayırlı haberlerde bir arada olmak üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.